Görselleştirmenin gücüyle hayatınızı dönüştürmeye hazır olun. En derin arzularınızı ve hayallerinizi tezahür ettirebildiğinizi hayal edin. İster yüksek ödemeler almak, ister gerçek aşkı bulmak, ister işinizde ya da profesyonel kariyerinizde başarıya ulaşmak olsun. Bugün sizlere bunu nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinizi açıklayacağım. Hızlı ve güçlü tezahürün sırrını keşfetmeye hazır olun. Organik zekaya hoş geldiniz. Bu videoda görselleştirmenin neden çok önemli bir konu olduğunu iki temel nedeniyle açıklayarak başlıyorum. İlk neden, görselleştirme, hayatta ne istediğinizi tezahür ettirmek için hayati önem taşır. İkinci neden, birçok insan bunu nasıl etkili bir şekilde yapacağını soruyor. İnsanlar sıklıkla ister ödeme almak, ister bir ortak bulmak ya da başarılı bir iş kurmak olsun, arzu ettikleri şeyi çekmek için görselleştirmeyi nasıl kullanacaklarını soruyor. Bunun kilit noktası zihniyetinizi değiştirmekte yatıyor. Muhtemelen görselleştirmenin önemli olduğunu, çünkü beynin hayal edilen bir şey ile gerçek bir şey arasında ayrım yapmadığını duymuş ya da okumuşsunuzdur. Sinir, bilim ve beyin konusunda geniş bir geçmişe sahip olan Joe Dispenza'ya göre bu doğrudur. Görselleştirmenin daha etkili olabilmesi için kendinizi sahneye bırakmanız gerekir. Pek çok insanın kendimi görselleştirmede görebiliyorum ancak bunu kendi gözlerimle birinci şahıs olarak göremiyorum dediğini duyarsınız. Oldukça önemli bir noktadır. Beyin yalnızca gördüklerinize yanıt vermez. Görselleştirmede deneyimlediğiniz hislere ve duyulara da yanıt verir. Nesnelere dokunun, dokuları hissedin, sesleri duyun. Bu duyusal deneyimler beyninizi hayal ettiklerinizin gerçek olduğuna ikna eden şeydir. Daha hızlı tezahür etmek için anahtar tüm duyularınızı kullanmaktır. Böylece çekim yasasının gerçek yakıtı olan hissi meydana getirir. Yapmanız gereken alıştırma, görselleştirme kasınızı güçlendirin. İşte görselleştirme becerilerinizi geliştirmek için yapabileceğiniz basit bir alıştırma. Birinci adım, evinizde sessiz bir alan bulun. Oturun, nefes alın ve rahatlayın. İkinci adım, duyularınızdan birini kullanarak basit bir görev gerçekleştirin. Örneğin başka bir odaya yürüyün. Kalem, kitap veya top gibi bir nesneyi elinize alın. Üçüncü adım, nesnenin dokusunu ve ağırlığını hissedin. Bu nesnenin ayrıntılarını not edin. Dördüncü adım, koltuğunuza dönün, gözlerinizi kapatın ve tüm süreci birinci şahıs olarak gözünüzde canlandırın. Nesneyi elinizde hissettiğinizi, ona dokunduğunuzu ve koltuğunuza geri döndüğünüzü hayal edin. Eğer bunda zorlanırsanız beyniniz sahneyi canlı bir şekilde yeniden oluşturana kadar bu süreci tekrarlayın. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız, görselleştirme kaslarınız o kadar güçlenecektir. Şimdi, başka bir alıştırma deneyelim. Mutfağa gidin ve bir tane limonu alıp koklayın. Onu elinize alın, koklayın ve kokuyu not edin. Sonra koltuğunuza dönün, gözlerinizi kapatın ve bu deneyimi zihinsel olarak yeniden canlandırın. Zihninizde bu limonu koklayın ve tüm süreci birinci şahıs olarak görselleştirin. Bunu tat duyusuyla da yapabilirsiniz. Bir portakal ya da elma kesin, bir ısırık alın, tadını çıkarın ve sonra bunu yaparken kendinizi zihninizde canlandırın. Şimdi görselleştirmenize tadı da dahil etmiş oluyorsunuz. Son olarak ses duyusunu kullanmayı deneyin. Dışarı çıkın, geçen arabaların, rüzgarın veya çevrenizdeki herhangi bir şeyin sesini dinleyin. Sonra oturup gözlerinizi kapatın ve sesleri kafanızda tekrarlayın. Bu alıştırmaların amacı, görme, koklama, dokunma, tatma ve ses gibi tüm duyularınızı imgelemenizin içine dahil etmektir. Ne kadar çok duyuyu devreye sokarsanız beyniniz görselleştirmenizi o kadar gerçek olarak algılayacak ve bu da onu tezahür için güçlü bir araç haline getirecektir. Görselleştirme becerilerinizi keskinleştirmek ve bunları ister bir aşk ilişkisi, ister para veya başarı olsun, her şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsiniz. Önemli olan, arzu ettiğiniz şeyi zaten elde etmiş olduğunuz hissini oluşturmaktır. Duyularınızı istediğiniz şeyi tezahür ettirmek için bu teknikleri kullanmak, giderek daha kolay hale gelecektir. Videoyu beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. Eğer hala abone değilseniz Organik Zeka'ya abone olun ve bildirim zilini mutlaka açık tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.